Harikasın Şaibe abla ya. Aa Şaibe abla, yemek için ne yaptın? Hah süper. Elektrikleri de sakın unutma, tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne diyor Şaibeli kadın? Senin kuzen var ya, evet. Maşrapa derdine düşmüş. Oh süper, iyi. Güzel. Güzel. Yani her şey güzel de tek sıkıntı şu Rüzgar ve Tuğçe Uyuz'un niye burada? Hayatım sen onlara ne takıyorsun ya? Boş ver, biz işimize odaklanalım. Bu Bora'nın ağzını aradım biraz. Ne dedi? Şey dedi işte, siz barıştınız galiba falan dedi. Sen dedim bizi boş ver. Sen dedin ne zaman açılacaksın? İşte böyle mır mır konuşmaya başlamış, zaten ada gibi yakındır falan dedi. Ay olacak mı bu iş sence Ali ya? Bora tutamaz kendini, patlar bugün. Mümkün değil olmaması yani. İnşallah. Abi gel. Yapacağız bu işi. Bizden kurtulur mu? Mümkün değil. Aa elektrikler gitti. Aa neden acaba? Rüzgar. Efendim. Elektrik gitti. Ne yapayım Tuğçe? Camiden bir kova elektrik mi alayım yani? Ne istiyorsun? Bora Bey. Korkma Ada. Nasıl korkmayayım? Karanlıkta kaldık burada. Ada ağlamadığını biliyorum. Tamam Bora Bey. Ben inanılmaz acıktım abi. İnanılmaz acıktım yani. Ben de çok açım. Ben de kaç gecedir aç ve susuz bırakıldım. Kaç gece? Hı? Kaç gecedir aç ve susuz bırakıldın Ali? Bu gece susuz aç bırakılacaktım ama benim kuzenim kahraman olduğu için çıktı geldi. Bugün benim karnım doyacak. Sağ ol kuzen. Tabii. Ada tamam yeter artık, uğraşma. Yani hiçbirimizin telefonu çekmiyor. O telefon açılsa bile kullanamayacaksın. Teyzemler çok merak edecek. Eve gidince var ya. Çok laf edecekler. Ay canım ya. Kıyamam. Burada Sabit Hat yok muymuş? Yok. Şahibi onun telefonu kullanmıyormuş. Sabit Hat da yokmuş. Nasıl yokmuş ya? Güvercinle mi haberleşiyorlarmış? Aa Şahibi ablama laf yok. Bir tanedir o. Nasıl yani? Sen daha önceden tanıyor muydun? Yok yani burada tanıştık ama hemen kanım ısındı, kanım kaynadı böyle, tatlı kadın. Öyle ama kan ısınılacak bir kadın. Tam çok tatlı. İyi insan olduğu için lafın da üzerine geldi. Hadi buyurun. Oh. Afiyet olsun. Ayran da yaptım, hemen getiriyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun da Şaibe Hanım. Bu tavuk 6 kişiye mi? Ben yanlış görmüyorum değil mi? 6 kişiye bir tavuk geldi. Bunu bulamayanlar da var. Anladım, anladım. Size bir şey soracağım, çok pardon. Şimdi rezervasyon yaptıran şu ilaç şirketinden gelecek insanlar ne yiyecekler peki? Sen her şeyi böyle ıncık cıncık sorgular mısın? Derde kalırsın derde. Koy ver gitsin, Allah Allah. Çok sorguluyor, her şey çok sorguluyor. İşte evet, derde kalırsın. Efendi derde gibi konuştu, eski kadın çünkü. Yani şimdi 6 kişiye bir tavuk, öyle mi? Evet Rüzgar, öyle dedi Şaibe Hanım. Kuzen şimdi sen bunu çok iyi pay edersin diye düşünüyorum. Aa benim bir şey ben diyeceğim. Mi? Bora inanılmazdır bu konuda, gerçekten. Çok güzel, evet. Hayat de kuzen, yiyelim hadi. Hadi o zaman, buyurun. Tabii pay edeyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Seçer.